Sevgili izleyenler, Bafra'dan Samsun'a, Karadeniz'e, Türkiye'ye, Avrupa'ya, dünyanın neresinde olursa olsun tüm hemşerilerimize Bafra'mızdan sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Efendim, biz biliyoruz sizler şimdi Avrupa'dan, İstanbul'dan, şehrimizin muhtelif yerlerinden Bafra'ya izne geleceksiniz. Bafra denildiği zaman aklına gelir. Bafra'nın tabii ki meşhur pidesi var ama bir de bizim dondurmamız var. Peki dondurma denildiği zaman akla ne gelir? Bafra Ballı Baba dondurması gelir. Efendim, dile kolay. Tam 50 yıldan beri Bafra'mıza hizmet veren bu müessesede Hasan kardeşimizin oğlu sevgili Ahmet'le beraberiz. Ahmet, merhaba. Merhabalar İbrahim abi, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ahmet'im, şimdi Ballı Baba dondurması hakikaten bir marka oldu. Bafra'nın diğer bir yüzü oldu. Ben 50 yıl dedim, doğru mu söyledim? Doğrudur efendim, aşağı yukarı dededen toruna gelme. Bu dededen toruna değil mi? Evet İbrahim Bey. Evet. Dededen başlayıp babama, babamdan işte bayrağı devralacağız inşallah, böyle kuşaklara doğru devam eder. İşte şimdi bu güzel dondurmayı servis ettiler. Şöyle bir yakın alalım. Bu sade dondurma ama ben şimdi Ahmet abi bilgi verecek de. Bu sade dondurmanın yanında Bafra'da en çok kakaolu ve sade istenir. Ama bununla birlikte Ahmet kardeşimizin babadan gelen bir özelliği var. Bu yaz mevsiminde bildiğimiz çilekler, bildiğimiz benzeri meyvelerle ilgili taze günlük alır. Onları kimyasallarla değil, bu güzellikleri katarak, daha da önemlisi salep konusu çok önemli. Bildiğim kadarıyla salebi de Muğla tarafından mı? Evet efendim, Muğla tarafı iyi salepler, kaliteli dağ salepleri, Toros dağlarının eteklerinden, oralardan gelen saleplerle dondurmamızı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Dediğiniz gibi sizin de İbrahim Bey, doğal meyveler kullanıyoruz. Kakaomuz dediğiniz gibi tercih edilir. Ballı cevizle müşterilerimizi yaz gününde sıcakta serinletmeye çalışıyoruz. 11'de 12'de arkadaşlarıma misafirliğe gittiğimizde bir baktık oğlu dondurma getirmiş. Nereden? Ballı Baba'dan getirdi. Nedir bunun özelliği? İbrahim Bey, sizin de dediğiniz gibi hem dededen toruna gelme bilgi, tecrübe, hem de dediğiniz gibi malzemenin iyisini kullanarak müşterilerimize bu memnuniyeti verebiliyorsak ne mutlu bize. Çok dondurmacı sizi taklit etmeye çalıştı. Hatta baba ismini kullananlar oldu, hani çağrışım yapsın diye. Ama biz şu an tam gerçek Ballı Baba'nın olduğu yerdeyiz. Nedir bundaki özellik? Niye bu kadar güzel? Öyle baymıyor adamı. Bafra oğumuzun sütünün kalitesi ve dediğim gibi yılların vermiş olduğu bir tecrübe. Elimizden geldiği kadar da diğer malzemelerde de salep olsun, meyvanın doğalı olsun, kakaonun en iyisini kullanmaya, cevizin en iyisini kullanmaya çalışarak müşterilerimize kendi yemediğimizi yedirmeyiz derler ya, biz de öyle yani. Beğendiğimiz malı müşterimize sunuyoruz biz de. Senin şubelerin de var. Temsilcilerin var. Bunları sayar mısın? Nerede bunlar? Samsun'da 3 tane var. Biri merkezde 56'lar caddesinde. Bir tanesi Atakum'da sahilde Deniz Evleri mahallesinde. Diğeri Ömür Evleri semtinde. Engiz'de Yörükler sahil plaj kavşağında ve Bafra'da burada şubemizle müşterilerimize hizmet vermeye devam edelim. Dediler ki ya bu güzel dondurmadan biz de bayilik almak istiyoruz dediler. Seninle görüştüler. Bir açık kapı bırakalım mı? Maalesef açık kapı bırakamıyoruz. Bayiliğimiz yoktur. Ballı Baba sadece kendi şubelerinde dondurma. Pardon, şube olarak dedim, bayi demedim. Sizden Sinoplu birisi gelip beni de şube yapın dese. Dondurma istese maalesef veremiyoruz İbrahim Bey. Yetiştiremiyoruz. O yüzden sadece şu anda kendi bünyemizde devam ediyoruz. O zaman bu damak zevkini Bafra, Samsun'da 3 şube, başka? Evet. Engiz'de de var ve de şöyle söyleyeyim, bu dondurmayı müşterilerimiz arzu ederse kendileri giderken Strafor Köpük içinde 13-14 saat kadar dayanacak şekilde ambalaj yapıp müşterilerimize onu eritmeden gurbetteki buraya gelemeyen eşine, dostuna, akrabalarına da götürebileceği şekilde ambalajlarımız vardır efendim. Buradan meclise dahi önemli yerlere senin ifade ettiğin şekilde dondurmanın, Ballı Baba dondurmasının gittiğini söyledin. Efendim, hala devam ediyor mu? Evet efendim, hala devam ediyor. Ahmet kardeşimizin bir özelliği var. Sadece sezonda değil. Bakın, eskiden biliyorsunuz dondurmacılar belli bir mevsimde sıcak havalarda dondurmalarını yaparlar. Efendim, ama
sezon bittiği zaman noktalarlar. Ama Gençlik Caddesi'nde Ballıbaba'da 12 ay hizmet. Evet efendim. Evet efendim. Müşterilerimize 12 ay hizmetimiz devam etmektedir. Peki. İşte benim nişanım var. Benim düğünüm var. Senden bir görevli istesem bana şu kadar dondurma gönderebilir misin? Tabii ki, neden olmasın efendim. Öyle bir toplu düğündür, merasimlerde dondurma yaparız, göndeririz. Asıl harekat gündüz mü oluyor, akşamları mı burada? Gündüz imalat yoğunluğumuz oluyor İbrahim Bey, akşam satış yoğunluğu oluyor. Sakın yanlış anlaşılmasın, baba kelimesini de kullananlar var. İşte yıldız baba dondurması, ana baba dondurması atıyorum gibi. Gerçek ballı baba burası. Doğrudur efendim, ilk açılan isim. Ballı Baba ismi burası. Dedemle babam bu isimle başlamışlar. Tabii şu gün geçtikçe ismimize benzetmeye çalışarak işte ne bileyim ballı kaymak yazmalar falan değişik değişik isimler kullanarak herkes ballı cevizli şu bu gibi isimlerle Ballı Baba'yı çağrıştırmak isteyenler var maalesef. İnşallah en kısa süre içerisinde bu yılda olmasa önümüzdeki yıldan itibaren Yakakent, Alaçam, efendim Gerze, Sinop'a temsilcilik açabiliriz diyoruz. İnşallah efendim. Değerlendiriyoruz şu anda. Piyasada çok dondurmacı açıldı. Evet. Önüne gelen dondurma. Şimdi adam dondurmayı yiyor, beğenmiyor. Beğenmediği zaman diyor ki bir daha dondurma yemeyin. Bakın. O zaman kalite yiyin. Marka dondurma yiyin. İlla ki hani dışarıdan gelen yurt dışı menşeli dondurmalardan mı damak zevki tatmak istiyorsunuz? Yahu Bafra pidesini yemek için adam İstanbul'dan geliyor buraya. Ballı Baba dondurmasını yemek için tabii işi bilenler yurt dışından da buraya geldiği zaman Ballı Baba'ya kesinlikle geliyorlar. Önüne gelen dondurmacı oldu. Bu size az da olsa bir zarar veriyor. Evet tabii hani Bafra dondurmasının ününü duyup da gelip ya da Bafra Bidesi'nin ününü duyup da gelip başka hoş olmayan, lezzet olmayan bir yerde eğer damak tadını alırlarsa bu genelleme olarak kötü anlamında yorumlanabiliyor dediğiniz gibi. Bafra pidesi Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis kararıyla işte gerekli girişimler neticesinde markalaştı. Dondurmada var mı öyle bir markalaşma? Dondurmada da bununla ilgili girişimcilik yapıldı efendim. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız bununla ilgili girişimler yaptı efendim. Dondurmanın külahları da kaliteli diyor. Çünkü diyor külah kaliteli olmasa dondurmanın diyor kalitesini bozar diyor. Çok haklısınız İbrahim Bey. Ağızda kalan son tat külahtır. Külah dediğiniz gibi önemlidir dondurmada. Su bile önemlidir. Yani son içtiğiniz damak tadında kalan dondurmanın üstüne içtiğiniz su bunlar önemlidir. Külah dediğiniz gibi bunlar dondurmanın son lezzetleri diyelim. Dondurma severlere buradan sesleniyorum. Külahın dışında bir de böyle hani kağıt helvalar vardır. Kağıt helvaların helva ne diyorsunuz siz? Kağıt helva diyoruz. Kimisi eskiler keten helva diyor. Keten değişik helva şeyler evet. Onun arasına koyuyorsunuz. Oh lahmacun gibi. Ne bileyim yani değil mi? Evet ekmek arası. Ekmek arası müthiş oluyor ya değil mi? Evet efendim. Biz hazırlıklarımızı yaptık bu yaz sıcak günlerde. Bekliyoruz efendim gelecek gurbetçilerimize, hemşerilerimize. Misafirimiz olsunlar. Donmamızı tatsınlar. Bildiğimiz gibi her ne kadar şube veremiyorsa da temsilcilik açamıyorsa da ama şu unutulmasın. Bunu Alaçam, Yakakent, Bafra dahil nişanlarda, düğünlerde, özel günlerde, yaş günlerinde ekranda numaraları var. Zaten çoğu bilir de biz ekrana numaraları yine veriyoruz. Aradığınız zaman direkt karşınıza Ahmet kardeşimiz, evladımız çıkacak. Sadece ben onun adına şunu söyleyeyim. Bir hafta kala önce bunları söylemeniz gerekiyor. Evet efendim biraz daha önceden dediğiniz gibi organizasyon yapmamız için. Şimdi anında günlük istersin müşterisine burada mal veremez yok da diyemez her şey para değil mi? Tabii ki efendim mahcup olmamak lazım müşterilerimize. Efendim ben İbrahim Alaçamlı bundan sonra hem Karadeniz Haber'in internet sayfasında hem Bafra Havadis'in hem Facebook hesaplarımızda hem YouTube'da sık sık bu haberleri göreceksiniz. Baframızın güzel insanları marka olmuş. Baframızın adını Ballı Baba olarak 50 yıldan beri bakın yarım asırdan bahsediyorum. Dile kolay. Ortaya koymuş. Fedakarlık yapmış. Dededen oğula, oğuldan diğer oğula, toruna miras kalmış ve ama değişen hiçbir şey yok. Kalite aynı. Damak zevki aynı. Biraz önce de içeriğini anlattı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için. Sana da Ahmet'im çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim İbrahim abi bizi
böyle halkımıza ulaşmamıza vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum, başarılarınızı diliyorum. Rahmetli dedeni ruhu şad olsun, saygıyla analım. Mekanı cennet olsun, babaannen de galiba. Evet. Onların da ruhu şad olsun. Ama babası yaşıyor sağlıklı, annesi sağlıklı. Her ikisine de buradan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz efendim, sağ olun.